Muharrem İnce ile tekrar devam ediyorum. Kılıçdaroğlu görüşmesi, Muharrem İnce Kılıçdaroğlu görüşmesi ne getirir? İşte diyor ki CHP'nin oyları bölünüyor mu? Her tarafta bu konuşuluyor. İşte Fatih Altaylı da röportajı oldu. Evet. Bölünüyor mu CHP'nin oyları? Şimdi önce iki şey not aldım, ona cevap vereceğim halde. Çünkü olmuyor böyle, araya girmek istemediğim için. Şimdi Cem Bey dedi ki Sevilen Hanım dedi şeyi hatırlattı dedi bu. Hani siyasilerin birbirine sert konuşmaları, üslup bozukluğu öyle diyeyim. Evet dedi Sayın Bahçeli dedi 15 Temmuz öncesi dedi darbe girişimi öncesi dedi bir takım işte nahoş Sayın ifadeler Erdoğan'da kullanmış olabilir ama dedi 15 Temmuz milat olmuştur dedi. E tamam Cem Bey 6 Mart'ta Millet İttifakı için milat olmuştur. Okey şey anlaştık mı? Başım gözüm üstüne. Ben hiçbir 6 Mart'ta benim haddim Millet İttifakı diyorum ama bak. Millet İttifakı o masada oturanlar benim haddim için... değildir orayı sorgulama. Hay hay hay. Ben yani asla onlar o... için de 6 Mart başım artık gözüm bir milattır yani. 3 Mart Kara Cuma'dır. 6 Mart Pazartesi günü de değildir. Tamam bir şey diyeyim. Ya ben hani siz o milat diyorsunuz ya ben onun altını ben ama tartışmıyorum. Başım gözüm üstüne. Neyse ikinci şey. Onur Bey diyor ki Akşener ne oldu da diyor o kadar ağır ithamlardan sonra konuşmalardan sonra geri döndü. Ben o süreci çok yakın takip eden gazeteciyim biliyorsunuz. Evet, evet. İlk açıklamayı da geri dönebilme ihtimaline dair ilk açıklamayı da ben Deniz'e yaptı. Ben de bunu 5 Mart akşamı Habertürk'te bizim Habertürk TV yayında paylaştım. Ki ben aradığımda Sayın Akşener'i yani böyle bir şey yoktu. Yani hani böyle bir hazırlık, böyle bir plan yoktu. Sadece duygularını iletti bana. Yani neden böyle bir şeye girdiğini, böyle bir yola girdiğini, bu tavrı neden geliştirdiğini anlattı. Ve şunu dedi son olarak. Yani zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. Ya benim derdim gerçekten ve gerçekten bu seçimi almak. Eğer biz Erdoğan ve rejimini, bu iktidarı göndereceksek biz birlikte olmak zorundayız zaten. Ve ben yaptığımız bütün kamuoyu araştırmalarından hareketle gördüm ki bu iki isim hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu çok önemliydi o laflar yani. Kamuoyu araştırmalarında görüyoruz ki bu iki isimin kamuoyunda karşılığı benden de Kemal Bey'den de çok fazla. Ve benim hani bu iki isim ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi mensubu belediye başkanı. Benim bu iki isimde ısrar etmemin nedeni ki şu ya da şu demiyorum. Sen seç Kemal Bey diyorum. Yani çünkü riske atmayalım. Bu seçim çok kritik. Biz eğer Erdoğan'ı göndereceksek iktidarını bu iki isim üzerinden yola çıkmamış. Çıkmamız bizim risklerimizi azaltır. Evet. Sonra bunları söyledikten sonra dedim ki peki şu anda durduğunuz yer neresi? Yani tamam koptunuz bitti yarın masa toplanıyor size bir davet var mı? Hayır dedi. Sizin bir işe hayır dedi. Peki siz hangi duygudasınız şu anda? Hangi noktadasınız? Bunun üzerine dedi ki Meral Hanım. Ya ben hala aynı noktadayım. Hala aynı noktadayım. Hala bugün yani bu millet masa veya Kemal Bey milletin sesine kulak versinler. Ben hiç gurur yapmadan hiç yani bütün her şeyi kapatıp arkama dönüp sektirmeden kaldığım yere geri dönerim. Bunun üzerine bir trafik başladı vesaire. Çünkü şunu gördü anneciğim masa. Masa şunu gördü. Masadan herhangi birinin yani bu yani herhangi biri de değil. Yani şimdi ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si masanın en büyüğü ama İYİ Parti de ikinci parti. Sonuçta şunu gördü bütün o masadakiler. Bu masa dağılırsa maliyeti çok büyük. Yani masanın dağılması halinde ne bu kalanlara fayda sağlayacaktı ne giden İYİ Parti'ye fayda sağlayacaktı. Bu tamamen bu hamleler bu hareketler Cumhur İttifakı'na hizmetti. Şimdi o noktadan sonra artık geri dönüşün kaçınılmaz olduğunu hepsi gördü. Sadece Akşener değil bunu söyleyeyim. Sadece Akşener değil. Ve ne oldu? Sonra işte İki isim yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu o fotoğrafın içine koydu Akşener. Ve gerçekten yani samimiyetle söylüyorum. Ben mesela Kemal Bey'in aday olması halinde kazanma ihtimalini riskli görüyordum. Yani şans vermiyordum açık söyleyeyim. Şans vermiyordum. Ama sonra şunu gördüm. O iki ismin fotoğrafa dahil olması, masanın yeniden toparlanması.
inanılmaz bir sinerji yarattı şeyde, muhalif seçmende. Ve o iki isimle beraber masanın toparlanması, konsolide oldu bütün muhalifler. Ve şeyi görüyorum mesela, çok ilginç, siz de görebilirsiniz. Kemal Bey'in bundan bir ay önce atmış olduğu bir tweet var mesela, gidin bakın. Oraya yazıyor, dedem aday olma, dede aday olma, Kemal Bey sen aday olma, Kemal Bey ne olur Mansur'a, Kemal Bey imamı diyen onlarca, binlerce, böyle binlerce yorum var. Şimdi son tweetlerine bakıyorum mesela, geçen gün yine mutfakta otururken bir şey yapmış, video çekmiş atmış, onların hiçbiri yok artık, hiçbiri yok. Yani ne oldu? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın o fotoğrafa dahil olmasıyla birlikte CHP'de Ekremciler, Mansurcular, Kılıçdaroğlucular bitti. Hepsi, tamamı Kılıçdaroğlu'nun etrafında konsolide oldu. Şimdi o konsolidasyon sağlandı. Evet. Bu sefer devreye Muharrem İnce girdi. Şimdi şunu söyleyeceğim. O iki ismin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda Meral Hanım çok diretti. Sadece ikisi. Sadece ikisi. Sorun şu, hani dediniz ya bir 12'den. Hayır. Kürşat Bey dedi ki biz bu şartta masaya geri tamam, dönüyoruz. Tamam, doğru. Ve Kemal Bey'le o iki isim, yani belediye başkanı ve Meral Hanım, o toplantı öncesi, masa öncesi yapılan toplantıda da buna karar kıldılar. Ancak masaya gidildiğinde karşı taraftan, başta Gültekin Uysal olmak üzere, itirazlar geldi. Yani bunlar ya çok normal bir de itirazlar geldi. Çünkü niye? Biz böyle karar vermiştik. Şimdi geldik yolun sonunda bunu, madem öyle onlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, biz de olalım. Aslında Meral Hanım'ın da teklifi şuydu ve en makul teklif bana göre de. Çünkü eğer siz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsanız, diğer liderler olarak Kemal Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı adayıysa, siz diğer liderler olarak partilerinizin başında parlamentoda olmak zorundasınız. Şimdi şey komik olacak bana göre açıkçası. Yani parlamenter sistemi güçlendiriyoruz diyorlar. Ama ne Meral Hanım, ki mecburen bu kararı almak zorunda kaldı uyum sağlamak için, ne diğer dört lider, Ali Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Sayın Uysal, milletvekili olamayacaklar. Bence bu sorunlu bir durum. Bunu çözmeleri gerekiyor. Yani gerçekten de o fotoğrafta sadece ve sadece Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olması lazım. Diğerlerinin parlamentoda olması lazım. Doğru olan bu. Bunu düzeltirler mi, düzeltecekler mi bilmiyorum. Ama Mansur Bey'in söylediği de, evet. Şimdi o ne yazmış, bu ne yazmış bilemem. Ama benim kendi yani ben işte propagandaya çıkmayacağım. İşte bu böyle devam, böyle bir şey yok. Benim şu söylediğim şey ki, Fatih Altaylı da bunu dedi. Doğru olan benim ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olması, diğer isimlerin de parlamentoya gidip partilerin başında durması. Bu böylece bilinsin. Yani burada yok propagandaya çıkmayacağım, yok öyle bir şey olabilir ya mi? Burada... Kaç gün Kılıçdaroğlu ile gezdi Mansur Bey, Ekrem Bey, öyle bir şey yok. Ya öyle bir şey olamaz. Yani o da başka bir Yavuz Ağır Alioğlu'nun yaptığı pişmiş eşi. Ben konuya tekrar döneceğim ama şu son durumu bir vereyim. Belki buna eklemek istersiniz. Biz hep Millet İttifakı'nı konuşuyoruz ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir canlı yayında demiştim. O canlı yayında da şöyle söyledi. Kabinedeki 17 isim milletvekili adayı olacak dedi. Evet, biliyoruz. Ve... Fuat Oktay, evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı, evet, Ankara'dan da aday olacak. Evet. Son durum olarak şimdi geçiyorlar. Dolayısıyla evet. Canlı şimdi canlı yayında söylüyor. Ben ama kendi beyanı evet, yoktu. Bu konuşuluyor da hep kulislerde. Kulislerde konuşulduğu için, evet, şimdi 2018'de. Direkt ilan edilmiş de oldu böylelikle. Ben Sevinim, size bir saniye itham edebilir miyim? İtham. Evet. Yani nazire yapıyorum. Diyelim ki siz inanılmaz bir Meral Akşener hayranı ve destekçisiniz. Ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın. Size bir şey soracağım. Bunların hepsi olabilir. Meral Hanım hakkında söylüyorum. Bunlar siyaset içinde var. Ben buna bir şey demiyorum. Evet. Yani Meral Hanım'ı şu konuda eleştiririm. Madem geri dönecektin, neden o kadar ağır ithamlar ve hakaretler içeren bir konuşma yaptın Cuma? Şunu da söyleyebilirim. Tamam, ya, madem Sayın Bahçeli Erdoğan'la böyle bakın, derin köklü bir ittifak kuracaktın. Bunları boşuna konuşmayın. Ben bu şey söylemiyorum. Siyasette kavgalar, tartışmalar,
Ya sadece şey için demiyorum, bu dönem için demiyorum. Geçmişe gidelim. Süleyman Hepsi Demirel, olur. Bülent Ecevit, Erbakan, Tansuç, ya ne kavgalar, ne tartışmalar, ne ağrıta. Hiçbir şey değil. Ben Numan Kurtulmuş'la bizzat kendim röportaj yapmıştım Sabah gazetesinde. O zaman kendi partisinin başındayken çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Ve Harun gibi geldiler, Karun gibi gidiyorlar filan. Şimdi nerede Sayın Numan Kurtulmuş? Var, AK Parti'nin en önemli noktası. Ya bunlar boş. Bunlar ya, ama konu o değil ki. Seçmeni de ilgilendirmiyor. Siz bunu seçmene, bunlar bunlar boş yani, gereksiz. Yani nasıl Devlet Bahçeli ile yani, Tayyip Erdoğan'ın kavgasını unuttuysa, ya da Süleyman Soylu ile Tayyip Erdoğan'ı şey da unutacaktı. Bir saniye itham edeyim dedim hani nazire yaparak ama. Sevilay Hanım hep 2016'nın öncesine etmişim. Sarıyor mu? İtham kelimesini evet. kullanarak evet. diye düşünüyorum. Evet. Konu o değil. Mesela konu şu da değil. Hayır, itham edin ne olacak ya, yani? Siz ya, nazire şimdi yapıyorum Cumhur İttifakı'nı ben. Nazire destekliyorsunuz diye. Hayır ben... Ya, hayır itham edin ne olacak yani? Ben açık açık i̇tham söylüyorum ya, zaten ya. Ya bir suç mu var? Ben bir gazeteciyim, bir yorumcuyum ama bir yurttaşım. Tamam. Benim de bir oyum var. Tabii. Ve ben de sandığa gidip o oyu kullanıyorum. İtham ne demek ya, yani? Ya nazire yaptım ben. Niye bu kadar gerginsiniz? Buranın sıcaklığından şaka mı? Şaka yapıyor ya. Yani tamam ben sıcakladım. Ben Sevilay belki biraz yükseldim ama bu kadar gergin olmayın. Şaka yapıyor. Ya ben nazire yapıyorum diyorum. Siz bana hala üzerime geliyorsunuz yani, bu konuda. Aslında Onur Bey ya bu kadar rahatlayın. Neyse rahatlayın. Hanım, rahatlayın. Rahatım. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Ben dedim ki konu bak. Ben dedim ki konu bu değil dedim. Meral Hanım'a da. Bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ya daha ben konuşayım. Ben yeni başladım. Meral Hanım'a sen çok konuştun ama ya. Devam edin Sevilay. Meral Hanım'a da. Bir kere hem cinsim olarak acayip şey duyuyorum, sempati. Gayet müsaade edin duyayım değil mi? Estağfurullah bizim müsaadenizle yani, kalmış şey değil. Bana göre şey. O masada ona çok ayıp edildi. Ben bunu defalarca yazdım. O 5 erkek lider ve yemin ediyorum bunu söylüyorum. Bunu hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Eğer Akşener kadın olmasa, erkek olsaydı yine o hareketler yapılamazdı. O kadınlığına olan bir şeydi. Yani kadın olmasının getirdiği bir negatif ayrımcılıktan dolayı o muameleye maruz kaldı. Maalesef bizim ülkemizde böyle. Ha, ben bir kadın olarak Akşener'e evet sempati duyuyorum. Ben gerçekten Özlem Zengin'e de mesela sempati yani. Duyuyorum. Kimin ki çok az insanız, çok az kadınız, sahalardayız. Sesimizin daha çok yükselmesi, daha çok var olabilmemiz için zaten bırakın da biz birbirimizi yemeyelim. Şurada 3-5 tane kadın gazeteciyiz, 3-5 tane siyasi kadın var. Onun için destek demeyeyim, samimiyetle ona sempati duyuyorum. Ama fikirsel olarak ayrı noktalarımız var mesela. Başta bu HDP konusu. Ben HDP seçmenini, kusura bakmayın, çok kıymetli, çok değerli buluyorum. Evet. Ve bu seçimin sonucunu da ne olursa olsun ister kabul edilsin, ister etmesin, ister İyi Parti kabul etsin, çok net söylüyorum bu peki, seçimi de. Toparlayalım geçen hadi. Yerel seçimde olduğu gibi ben HDP seçmeninin belirleyeceğini düşünüyorum.